başlamış. Arkadaşlar merhaba. Bugün burada cevizle kabuğa kalemaşı yapıyoruz. Şimdi ilk aklınıza gelen soracağınız soru şu. Niye bu ağaçları aşağıdan kesiyorsunuz? Siz sormadan ben söyleyeyim. Bunun üst tarafında en az 6-7 tane kol var. Eğer kollarında yüksekliği en fazla 80 santim yere. Biz bu kolları aşağı yapsaydık ağaç alttan taşlanacaktı. Yarın öbür gün meyveye yattığı zaman bunun dalları komple yere inecek. O yüzden de yaptığın işin hiçbir anlamı kalmayacak. Çünkü hastalıklara davetiye çıkaracak. O yüzden biz bunu buradan yapıyoruz ki ya şimdi bazı ha şunda haklısınız. Eğer ağaç tutmazsa ağaç kurur mu? Kurur ceviz. Önemli olan işte bunu sağlam yapıp tutturmakta. Marifet zaten burada. Şimdi biraz sonra size göstereceğim. Diğer yapılan ağaçların kollarının nasıl kesildiğini. O yüzden biz bunu bu şekilde yapacağız. Öncelikle kalemimizi bir açalım. Kameramanımız gösterecek kalem açtığımızı. Bu şekilde kalemimizi açıyoruz. Yan taraflarını da alıyoruz. Buralar hep su tutturulmuş. Tutma izleri daha belli. Beyaz beyaz. Şuradan bir ölçü alalım. Bu şekilde kalemimizin iki tarafından eşit bir şekilde ölçü alıyoruz. Şu an etiketimizi gösterelim hemen. Altını temizliyoruz. Kalemimizi buraya çakıyoruz. Kalem asılsanız da daha çıkmaz oradan. Şimdi burada esas olan nokta arkadaşlar. Ne kadar kalemi çok takarsanız büyük ağaçlarda yarayı o kadar çabuk kapatır. Kallus. Eğer az takarsanız ağacın bir tarafı cıplak kalır. Yukarıdan aşağıya doğru kuruma yapar. Bu zaman da ağacınızın yarısı içten içe kuruyor gider. Bir sene sonra bu kalemlerde hep seyretme olacak. Ağaçın zamanı bu işte arkadaşlar. Kabuk bu şekilde kalkacak. Kalemlerimizi daha önce testiyle açtık biraz önce. Böyle kalkacak. Böyle yine kenarlarını alıyoruz. Şöyle geçelim şu tarafa. Ben seni şöyle alayım kenara doğru. Yine aynı böyle bu tarafından ölçüyü alıyoruz. Kalemlerimiz bu şekilde oturuyor arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Bıçağımız MS-01 440C çelik. Böyle testereyle kalemlerinizi önceden hazırlarsanız rahatlıkla açarsınız.
Şurada tamam. Tamam. Bıçağınız keskin olmazsa arkadaşlar kabukta pürüz bırakacak. Pürüz bırakırsa da aşılar tutmaz. Elinizde asılsanız da bu kalem yerinden çıkmaz. Aslında bunların taşlanmaları şöyle bir 1.60-1.70'den falan olsaydı biz bunları daha yüksekten haşlardık. Kollarını haş yapardık. Ağaçlarımız ziyan olmazdı. Normalde ilk tercihim her zaman aşıda kollar arkadaşlar. Ama tabi uygun olursa şartlara. Kollara bugün 80 santim taç olursa da kollara aşı olmaz. Yani bahçelerinizi budarken ilk sene makasına budarsınız. İkinci sene testireyle, sonraki seneler motorlu testireyle. O yüzden direkt makasla acıma yok. Şimdi bunları da saralım. Bu da aşı bağımız streç. 32 mikron kalınlık, 10 santim en. Bunlara göre normalde aşı planımızda bu bahçe yoktu. O yüzden poşetlerimizin bir yönü getirmedik. Ama şimdi şöyle tutuyoruz. Bir bundan tur atıyoruz. Biraz yukarı aldım. Evet. Bu şekilde ikisini rahatlıkla sarabiliyoruz arkadaşlar. Bunu sardık. Şimdi yağmur da yağdığı zaman içinde su birikmesi tahliye etsin diye buralara delik açıyoruz. Doldur abi bunu toprağa. Aşımızın üzerine toprağını doldurup kalemlerin üzerine sıvı macunumu sürüp bırakacağız. Tamam, gider abi işte. Öyle. Toprağınızı doldururken de arkadaşlar yumuşak toprak. Kirli toprak olmasın. Gevşek toprak olsun, ona dikkat edin. Bu şekilde kalemlere dokunmuyoruz artık toprak doldururken. Az daha doldur. Sen de yapayım, ben onu doldurmaz zaten. Bu da likit sıvı macunumuz. Hem aşı hem budama, tamam. Şöyle. Olay bu arkadaşlar. Bu altlarda çizik atmayı unutmayız. Bakın burada ağlama yapıyor. Buradan ağlarsa yukarı su basmaz. Aşılarınız garanti olur. Bir de şu öbür ağaçları bir göstersene babalar. 3-4 tane ağaçlar da var. Yamalak olanı bak. Şöyle. Gördün mü? Dur. Vay, 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 vay. Şimdi arkadaşlar biz bunu niye alttan yaptık? Görüldüğü gibi ağacı yakaladık. Bakın. Kaç tane yarası var. Bu ağacın 5-6 tane yarası var. O yüzden tek yara tek aşı. Herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.